bırakma şeytana kızım. Anladınız mı? Güllü. İyi belleyin. Güllü diye bir kızınız yok sizin. Anladınız mı? Bana karışmayacaksınız. Tövbe. Bir daha hiç başına karışmayız Güllü. Şu istifanameyi sunmuştur. Yüksek Cumhurbaşkanlığımıza, türlü çeşit hadiselerin çok kesif olarak cereyan etmiş olduğu bir devirde vazife görmüş olan hükümetimiz, yeni iktidarın ilk bütçesinin kabulüyle açılan bir devrenin başında istifa etmek suretiyle bugünkü şartlara göre bir kabine teşekkürüne imkan vermeyi uygun görmüştür. Ben ve kabine arkadaşlarımın zaman zaman ehemmiyetli vazifelerle karşılaştıkça yüksek yardımlarınıza mazhar olmanın şükranını daima muhafaza edeceğimizi derin saygılarımızla arz ederiz. Buna mukabil Cumhurbaşkanı Celal Bayar, hükümetin istifasının kabulü ve vekaleten vazifede devamı hakkında şu tezkereyi göndermişlerdir. Sayın Adnan Menderes, İstanbul Milletvekili. Hükümetin çekilmesi kabul olunmuştur. Şimdiye kadar ifa buyurduğunuz kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ve yeni hükümet kuruluncaya kadar vekaleten vazifede devam etmenizi rica ederim. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Maskara olduk. Deli bu kız, deli. Sen izin misin damada işine git. Ne ki? Ne olacak? Yaptıklarımız ortaya çıkarsa maaştan olmayalım hiç olmazsa. Hamza, o karı kimdi bir yerden çıkaracağım ama. Kim olacak? Kemal Erpos'un anası işte. Ne arıyormuş? Ne bileyim ben. Ya sen birini gönder de Kemal'in evini takip alsın. Eve gittiği bir anda kıstıralım o iti. Tamam baba. Yollarım birini. Sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Güllü soykası değil mi o? O da ise. Yüzünü şeytan göresice. Buralara da mı gelir o soyka? Ne bileyim dese. Anlamadım ki. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Size yemek pişirdik. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Afiyetle yiyin. Kapını açtın ya Kemal'ime, elin ayağın dert görmesin. Muhannete muhtaç olmayasın. Estağfurullah. Kemal oğlum gibi, gözün arkada kalmasın. Allah senden razı olsun. Kemal abi. Güllü'nün bacısı var mıydı? Niye sordun? Ona benzeyen birini gördük de. Hık demiş, burnundan düşmüş soykanın. Çiftliğe kapağı attığını bilmesem, o diyeceğim. Güllü mahalleye döndü ana. Ne? Döndü mü? Tekmeyi yedi mi yoksa? Layığını bulmuş fallik. Kemal. Yavrum, sadece avel olan aynı pisliğe iki kez basarmış. Aklını çelmeye kalkarsa peşinden koşmayasın. Yeminle analık hakkımı helal etmem sana.
Ne bakıyorsun? Ne bakacağım kız? Niye çıktın yoluma? Allah Allah, yol senin mi? Bana bak, benim deli kafama attırma. Çiftlikten döndüm diye kendine bay biçiyorsun değil mi? Eğer öyleyse... O mesele kapanalı. Çok oldu Güllü Hanım. Çok. Ne işin var burada o zaman? Senin ne işin varsa benim de o işim var. Hemen ne kendine pay biçiyorsun? Merak etme. Senin peşinde de niyetinde de değilim. Sen beni istemediydin, hatırlamayayım da. Üzdüydün. Sana bir şey diyeyim mi Güllü? Yemin ediyorum sana takdir ettiydim o zaman. Lan dedim, kıza bak, helal olsun. Sevdiği için ölümü bile göze alıyor. Yani gözümde öyle bir büyüdün ki hani Toros dağları kadar. Ama sonra baktım ki sevgin pek de esah değilmiş. Parayı pulu bulunca sevdiğini yüzüstü bırakıverdin ha? Diyeceğim o ki değmez misin? Rahat durma Şiri. Anlaşmadık mı seninle? Kıpırdamak yok. Tamam, pardon Renan Hanım. Bile durmak da zormuş yani. Seyyare Hanım, bir bardak su verebilir misin acaba? Dilim damağım kurudu da burada poz verirken. Edepsiz domuz. Utanmıyor mu kız? Ben senden bunun hesabını sormam mı sanıyorsun ha? Seyyar abacı, şişeyi uzatır mısın lütfen? Buyurun Muzaffer Bey. Biraz hızlı gitmiyor musun abi? Gamı bırak artık Monşer. Ne gamı? Eskiden böyle yufka yürekli değildin. Sen ağlatırdın hanımları. Sanskör. Ne kalpsizliği mi gördün Renan? Hiçbir hanım için bu kadar üzüldüğünü gören yok. Rica ediyorum. Yine açmayalım şu mevzuyu. Giden gitti. Güllü yok artık. Abi yeter. Renan'ı bırakman gerekebilir. Biliyorsun çiftlikte şoförümüz yok. Karışma hemşire. Hala. Sen nasıl olsa her şeyin en iyisini düşünürsün. Hem Renan çiftlikte de kalabilir. Bilmem ki. Uygun olur mu? Ani olmasın canım. Nasıl olsa yarın tekrar geleceksin. O kadar yolu gidip gelmemiş olursun. Öyle değil mi abi? Elbette. Burada kalsana Renan. Ekselan. Nazik teklifinizi geri çevirmeyeceğim. Gülizar, misafirimiz için odayı ayarlar mısın? Ama ben poz veriyorum ya Halide Hanım. Geç oldu. Yarın devam ederiz.